Bakanlığımız ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda çocuklarımızın da 15 yaş üstü tüm çocukların, gençlerimizin 12 yaş üstü de kronik hastalığı olan çocuklarımızın aşılanabileceği planlandı. Çok yerinde ve faydalı bir uygulama bu. Okulların açık kalması açısından da önemli, toplum içi bulaşın azaltılması açısından da çok önemli. Covid-19 enfeksiyonu her ne kadar çocuklarda daha hafif seyirli gidiyor olsa da toplum içi bulaş açısından çocuklar çok ciddi bir risk faktörü. Tüm dünya genelinde nüfusun %30'unu çocuklar oluşturuyor. Türkiye'de de benzer şekilde %27,5'unu 18 yaş altı oluşturduğu için hem kendilerinin aşılanması hem de toplum içi bulaşı halkasının kırılması açısından çocukların aşılanması çok kritik öneme sahip. Özellikle okulların açık olacağı bu dönemde velilerin aşıya göstereceği hassasiyet hem kendilerini korumak adına hem de çocuklarını korumak adına çok önemli. Bakanlığımız ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda aşı grupları 15 yaş üstü tüm çocuklarımız, gençlerimiz ve 12 yaş üstü kronik hastalığı olan çocuklarımız olarak belirlendi. Çok yerinde bir belirleme oldu bu. Tüm dünya genelinde yapılan araştırmalar gösterdi ki çocuklar bulaş halkası için çok ciddi bir risk faktörü oluşturuyorlar. Kendileri için de yeteri kadar çalışmamız var. Aşı etkin ve güvenilir. Riski yok denebilecek kadar az. Dolayısıyla ailelerin aşıyı yaptırmaktan kesinlikle çekinmemesi gerekiyor. Biz Ankara Şehir Çocuk Hastanesi olarak 18 yaş altı 10 bin civarında çocuk takip ettik COVID-19 enfeksiyonunu. Bu çocuklarımızı gördük ki son dönemde yatan çocuklarımızda da gözlediğimiz üzere pandemi dönemi çocuklara kilo alma olarak geri döndü. Özellikle yoğun bakımda yatan hastalarımız, daha ağır seyreden hastalarımız, çocuk hastalarımızı irdelediğimizde şunu gördük. Adolesan ve obezitesi olan çocuklarımız COVID-19 enfeksiyonunu biraz daha ağır atlatıyorlar. Çocuklarımızı aşılayalım, evet, ama bir önemli husus daha var. O da ailelerin, öğretmenlerin ve çocuklara temas eden yakın akrabaların, kişilerin aşılanması. O yüzden erişkin aşılamasının da bu çerçevede devam etmesi çok önemli. Çocuklarımızın okul devamlılığını sağlanabilmesi açısından.